Maşallah, maşallah, maşallah. Ne güzel eğleniyorsunuz yani böyle ya. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Rafet. Hoş bulduk canım. Oo. Cana kızım, sen de buradasın ha. Ne kadar güzel oldu. Bak, seni çok özlemiştim ya. Hoş geldiniz Rafet Beyciğim. Hoş bulduk. Sen mi düzenledin yoksa bütün bu eğlenceyi? Eyvallah, sayemde çok eğlendik, öyle değil mi Feride Hanım? Tabii, sürpriz yaptı bize, sağ olsun. Artık geç oldu, ben yavaştan kaçayım. Müzisyen arkadaşlar burada, siz eğlencenize devam edin. Cihan Hanım, şunu vermeden göndermeyelim sizi. Kına. Yakarsınız. Çok zarifsiniz Feride Hanımcığım. Çok mersi. En kısa zamanda. Tekrar iyi geceler herkese. Naylancığım, düğünde görüşürüz o zaman. Görüşürüz canım. Hafize, beylere birer tabak yapalım. Olur. Hadi demin müzik vardı, ben kızımla karımla oynamak istiyorum. Müzik vardı demin burada. Nerede o? Aşk olsun Nalan. Ne oldu? Ya ben o kadar hevesleniyorum. İnsan söylemez mi adamın kambur olduğunu? Ay ne diyorsun, bilirsen ya. Sedat kambur olsa hoşuna gider mi? Bunlar ne biçim laflar ya, bilir. Ay duymamış olayım, çok ayıp. Allah sahibine bağışlasın. Boş. Özlemiş misin kokumu? Ha? Onu dokunmayı özledin mi? Cevap ver. Çok bu geceye kadar nasıl sensiz durabilmişim ki? Boş ver, bu özlemiş hallere çıldırıyorum. Nina, seni asla yalnız bırakmayacağım. Nina, beni istersen.
Oğlum, bu ışıklar niye yanar böyle? Efendim biz? Ya İstanbul Elektrik İdaresi ile ortaklık mı yaptık biz ha? Ne oluyor, gazino mu burası? Söndür ne olmuş şunları, söndür bakayım hadi. Gülcan. Nasılsın, iyi misin? Çok yoruldum Rafet. Vallahi adım atacak halim kalmadı benim. Muzoylu, Taku. Adil Bey'i lavaboya götürdüler. Biraz fazla kaçırmış, midesi rahatsızlanmış da. O gelince onu yatırıp biz de gideriz odamız olmaz. Vallahi Gülcan, bu geceyi de alnımızın akıyla atlattık ya. Vallahi helal olsun sana. Tebrik ederim seni Gülcan. Sağ ol. Bir de şu bizim oğlanın da bir adam olduğunu gördüm ya. Artık ölsem gam yemem yani. Ben çarşafları, halıları hepsini değiştirdim Feride Hanım. Sağ ol Hafize. Nalan nasıl, iyi mi? İyi. İlaçlarımı ne yaptım onları bulamıyorum. Salonda düşürmüş olmayasınız? Vallahi olabilir ha. Ben gidip bir bakayım. İsterseniz ben gidip alayım. Yok alayım, şu Adil'i de alıp geleyim şu Rafet Bey'le. Oturup kaldı orada. Sen de şey yap, yoruldun. Hadi bunları bitirince gidip yat. Tamam Feride. Çok yoruldun zaten. Tamam. Saçlarımı düzelteyim. Ya Cana, bak bir daha beni sensiz bırakma, tamam mı? Ne zaman buluşacağız bir daha? Şimdi ayrılıyor muyuz? Ne yapayım, gideyim o zaman. Feride Hanım, siz daha gitmediniz mi? Ne işiniz var burada? Gelinle damadı mı röntgenliyorsunuz yoksa? Sizi gördüm. Benimle doğru konuş. Bırak saçımı. Bırak diyorum ya. Bak güvenliği çağıracağım. Bırakır mısın? Çağır. Demek Sedat'ın peşini bırakmayacaksın ha? Bırak dedim sana. Hem ben koşmuyorum onun peşinden. Seni uyarmıştım. Asıl o benden kopamaz. Bunu o kalın kafana sok. Canan Yalçın, aç kulağını, beni iyi dinle. Sizi birbirinizden koparmayı iyi bilirim ben. Artık karşınızda ben varım. Ne Rafet, ne Selen, ne Gülcihan, ne Nala. Ben varım. Feride İpekoğlu adını o kıt kafana iyice yaz. Duydun mu beni? Cehennem nasıl bir yermiş öğreteceğim sana. Acıyı,
korkunun ne olduğunu göstereceğim. Senin ipini gevşek bırakmışlar. Sana edebi, ahlak, namusu öğreteceğim. Sindire sindire, yavaş yavaş. Bütün bunları kafana yaz. Defol. Pardon, büyük su olabilir miyim? Soğuk olsun lütfen. Hanımefendi soyunuz. Şunu alayım. Yılın iş kadını Selen Koroğlu. Vay be. Ölmüştür şimdi sevgilinden. Sağlık. Koroğlu kadınları Tümede ele geçirmiş. Şu hale bak. Evet doğru. Tam olarak dediğiniz gibi oldu. Doğru. Vallahi bravo Ferit'ciğim. Kedi olalı bir fare tuttun. Aynen. Yarın paranın hesabına yatıyor konuştuğumuz gibi. Tamam canım. Tamam. Fasulyeyi beğendin mi? Ben yaptım. Bak bakayım tadına. Bütün gün yemek pişirdim vallahi. Bence güzel olmuş. Ellerime sağlık. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Bu neşeni neye borçluyorsun? Gençliğime, güzelliğime canım. Daha ne var yani? Keyfim yerinde yine bir şey mi olması lazım? Anne. Efendim canım. Bir gelsene, boyamama yardım et. Hadi anne lütfen. Bu Angel'da tam gönderecek günü bulduk yani. Tamam geliyorum bir tanem. Kırcılık bana kaldı. Geldim. Yapıyorsun burada? Sakinleştirici getirecektin. Hani nerede? Getireceğim. Ya getiriyorum yani. Nalan ne yapıyor? Aynı mı? Aynı. Öyle kal geldi kıza ya. Konuşmuyor. Ağlamıyor da. Artık Feride Hanım ne dediyse vallahi çatlayacağım meraktan. Ya annemin uyku ilaçlarından falan versek olur belki. Sabaha kadar oturmanın bir manası yok. Sabah ol, hayır ola.
Olur aslında. Ben bir bakayım o zaman. Sen ne yapıyorsun? Babamla mı mesajlaşıyorsun? Ne oluyor? Haber var mı? Yok. Aradım bir daha da ulaşamadım. İyi. Fırsat bu fırsat kaçtılar demek ki. Ne yaptığını zannediyorsun Cana? Görüşmeye devam edebilmemiz için evliliğim sürmeli. Nalan'ı karalayarak işimizi zorlaştırıyorsun. Fasulyeyi beğendin mi? Ben yaptım. Bak bakayım tadına. Bütün gün yemek pişirdim vallahi. Bence güzel olmuş. Ellerime sağlık. Hay Allah'ım sana şükürler olsun. Bu neşeni neye borçluyorsun? Gençliğime, güzelliğime canım. Daha ne var yani? Keyfim yerinde yine bir şey mi olması lazım? Efendim canım. Bir gelsene, boyamama yardım et. Hadi anne lütfen. Bu Angel'ı da tam gönderecek günü bulduk yani. Tamam geliyorum bir tanem. Kıcılık bana kaldı. Geldim. Yapıyorsun burada? Sakinleştirici getirecektin. Hani nerede? Getireceğim. Ha, getiriyorum yani. Nalan ne yapıyor? Aynı mı? Aynı. Öyle kal geldi kıza ya. Konuşmuyor. Ağlamıyor da. Artık Feride Hanım ne dediyse vallahi çatlayacağım meraktan. Ya annemin uyku ilaçlarından falan versek olur belki. Ya, sabaha kadar oturmanın bir manası yok. Sabah ol ayrı ola. Olur aslında. Ben bir bakayım o zaman. Sen ne yapıyorsun? Babamla mı mesajlaşıyorsun? Ne oluyor? Haber var mı? Yok. Aradım bir daha da ulaşamadım. İyi. Fırsat bu fırsat kaçtılar demek ki. Ne yaptığını zannediyorsun Cana? Görüşmeye devam edebilmemiz için evliliğim sürmeli. Nalan'ı karalayarak işimizi zorlaştırıyorsun. Atarlanma hemen. O Feride delisini ödeteceğimi söylemiştim. Aç dedim sana şunu, aç. Masum prensesin hiçbir şeyden haberi yok o zaman tabii. Prenses ağlaya ağlaya etrafta dolaşırken prens de
prensesi Üzen'in kim olduğunu aramakla meşgulmuş. Aç şunu. Her şeyi mahvettin. Ve çok sinirliymiş. Prens farkında değilmiş ama... aslında prensesi sevmediğini çok yakında anlayacakmış. Ve güzeller güzeli kraliçe de ona her zamanki gibi yardımcı olacakmış. Tabii ki. Neyin peşindesin sen, Allah kahretsin ya. Bu yürütme işlerini hep bana kakalıyorsun, fark etmiyorum sanma. Vallahi zaten artık karar verdim. Bu Angel'ı 2 haftada bir izle göndereceğim. O kadar para veriyoruz. Gelsin dursun başlarımdan. Ya sürekli masal uydurmaya çalışmaktan sıkılıyorum yani. Ay. Sen de güzel bir film koy da izleyelim. Geliyorum ben de. Hemen şimdi defolup gidiyorsun bu evden. Pardon? Defol dedim. Artık seni evimde istemiyorum. Evimde derken? Değiştiysen bana da versene, merak et. Sedat'la mesajlarınızı gördüm. Aranızda neler döndüğünü biliyorum. Ya bıraksana beni. Bak saçmalıyorsun. Ay bırakır mısın kolumu? Canımı acıtıyorsun. Ya ne Sedat'ı ne mesajı ya? Ya manyak mısın sen ya? Arkadaşımın kardeşiyle ne işim olabilir ki benim? Ya sen hakikaten fazla çalışmaktan iyice kafayı sıyırdın. Bence sen git biraz... Bu aptal yerine koyduğun yeter. Artık bitti. Gidiyorsun. Gerçekten saçmalı. Ay çocuk mu bu ya? Yürütüyorsun. Kimi, ya, kimi kovuyorsun sen ya? Bırakır mısın beni? Bırak dedim. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Artık hiçbir şeyin değilim. Elimden bir kaza çıkmadan git buradan cana. Her an çıkabilir, beni biliyorsun. Ay lütfen, ay lütfen çocuklarımız için yalvarıyorum. Lütfen diyorum ya! Ay açar mısın kapıyı? Aşkım açar mısın lütfen? Herkesin izin oluyoruz ya! Bunu vereceksin. Ya sen iyice sınavdan çıktın ya. Ne yaptığını zannediyorsun? Cana sana söylüyorum. Ne yaptığını zannediyorsun diyorum sana. Bir şey söyle. Yüzüme bak. Ne? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Delireceğim. Delir o zaman. Geç bile kaldın. Demek kimseye onu istediği kadar istemedin ha? İyi düşün bakalım. Emin misin? Seni istiyorum be. İstiyorum. Peki inanmadım. Seni çok istiyorum. Alp'i ne yapacaksın peki?
Ya bu defa birini anlatırsa? Aşkım sen şimdi bunlara mı takılıyorsun ya? Klasik Alp her zamanki gibi. Ben de bu zamana kadar ne yaptıysam onu yapacağım işte. Sonuna kadar inkar. Ya bu defa kesin kararlıysa? Geçen sefer de öyle diyordun be Sedat. Ne oldu? Ağzından girdin, burnundan çıktın. Hep aynı şeyler işte. Şimdi de beni çocuklarla tehdit ediyor. Aklı sıra. Yani işte tabii o da çaresizliğinden. Yoksa beni kaybetmeyi bir tarafı yemez de yani sıkar biraz. Benim için de çok kritik bir dönem. Hı. Aman diyeyim sen de dikkat et, tamam mı? Diyorsun. Ya anlatmaz anlatmaz gider birini anlatacağı tutar. Biteriz yeminle. Merak etme. Hiçbir güç senin o şirketin başına geçmene engel olamaz. Tamam mı? Bir sen böyle düşünüyorsun maalesef. Sen öyle zannet. Herkes neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bir kere şu net. Hiçbirinin kafası doğru düzgün bir şeye basmıyor. Ben bize kime örnek vereyim? Mesela Selen. Bak kocasına. Ya daha yanındaki adamın beş para etmediğini göremeyecek kadar kör. Baban desen kibirden zaten yıllardır önünü göremiyor. Bak Muzu'yu saymıyorum bile ha. O başka bir gezegenden. Ne? Geriye kim kalıyor bu şirketi yönetebilecek? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Hiç içinden... Ulan acaba bu Sedat bunu yapabilir mi demiyor musun? Yok demiyorum. Doğru söyle. Niye diyecekmişim ki? Canım benim. Seni tanıyorum çünkü. Onlar seni tanıdıklarını zannediyorlar. Ya bırak Allah'ını seversen hepsini toplasan bir tane adam etmez be Sedat. Atıp tutuyorlar işte. Kale bile almayacaksın bunların dediklerini. Vallahi. Ya bunlar adamı kendinden şüphe ettirirler be. Bak sen de giriyorsun işte şimdi o kafalara. Giriyorsun. Benden bir halt olmaz filan. Bak yapma işte bunları, anlıyor musun? Düşme bunların tuzaklarına. Zaten hepsi bir karanlığın içine saplanıp kalmış. Sen öyle değilsin işte. Anlıyor musun? Senin bir ışığın var. Vizyonun, enerjin. Yani seni de kendileriyle birlikte o örümcek ağına çekmelerine izin verme. Duydun mu? Duyuyor musun beni? Hı? Ya bu söylediklerini babam duysa... Bizim damardan mı bahsediyorsun der. Aman onu kim yapsın acaba? Kendini dev aynalarında görmeler. Sen nasıl? Nalan'ı hoş tutmaya bak. Eğer bu koltuğu istiyorsan tabii. Ne alaka? Yani Nalan ne alaka? Nasıl ne alaka? Madem evlendin bir sürü şeye de katlanıyorsun. Sen de biraz kafanı çalıştıracaksın o zaman. Babam bu kızın gözünün içine bakmıyor mu? Ay ölüyor be bunun için. Bir göklere çıkarmadığı kaldı. Her yerde fotoğraflar yok. Koroğlu'nun gelini şöyle, Koroğlu'nun gelini böyle. Mest oluyor adam. O yüzden... Nalan'ın ağzından çıkacak tek bir kelime bile... ...çok kıymetli baban için. İşte sen de... ...onun üstüne oynayacaksın. Kapış. Sar mısın şunun sesine? Nalan'dır. Hay Allah, aramayı da unuttum. Kız soracak şimdi. Tamam, sessiz konuş, hastanedesin. Bir de ben de uyuyorum yani. Annem, şimdi... Annem var, ocağına kalk. Allah, ne yapayım annen arıyorsa Sedat ya? Annedir bu, arar. Açma, bir şey olmaz. Ya kesin anladı bir şeyleri, yoksa ne diyecek ki bu saatte? Cana, hala yatıyorsun, kalkar mısın artık? Ne oldu acaba ya? Of. Hala söylemiştir be aşkım. Ne mesele ettiğine. O da Kaan nasıldır diye aramıştır işte. Ben hastanedeyim dedim Nalan'a. Kimseye söyleme dedim. Yalan söylemeyi becerememiştir o kül kedisi. İnanmamıştır kimse ona. Cana bir şey bul, bir şey bul. Ay ne yapayım Sedat? Nalan'ı eğiteyim mi ister misin? O da yalan söyleme konusunda bir master olsun. Buldum. İtiraf edeyim. Çok korkuyorum şu an. Neredesin acaba sen yine Sedat? Hangi cehennemin dibindesin acaba? Yine o
koyununa gittin Allah bilir. Beni delirtmek için tövbe ya Rabbim. Bu sefer bir yalanını yakalayayım ben senin. Bak ben senin o tırnaklarını değil, o tırnakların etlerini tek tek kesmiyor muyum? Bitirdin beni, bitirdin. Bitirdin. İnşallah bu sefer, bu sefer görürsün gününü. Ah Sedat, ah. Of. Aç şu telefonu, aç, aç, aç çocuğum, aç. Bir, iki, üç, aç, aç. Anne? Ya yetişemedim, aramışsın, kusura bakma. Neredesin sen evladım acaba, ha? Kaç defadır arıyorum ben seni, neredesin sen? Ha, tam duyamadım. Anne, ben hastaneye geldim. Ya bizim Kaan kaza yapmış. Hastanede misin? Aradılar, geldim şimdi, böyle bir sürü şeyle uğraşıyorum. Röntgen falan çektiriyorlar. Koşturuyorum yani anne. İyi mi bari çocuk? Her şey yolunda mı? İyi iyi yani, tetkikleri uzadı. Yoksa iyi yani. Sen o... Neredesin sen şimdi ya? O ambulansı senin kucağında gibi. Ya yaralı getirdiler galiba. Ben de şimdi dışarıdayım anne. Çok bunaldım. Bir hava alayım dedim. Çocuğum, anlamıyorum ben. Bu çocuğun anne babası yok mu Allah aşkına? Niye bütün sorumluluk sende? Tam alamıyorum sesini şu anda. Şey, bu iş sabah bulur. Sen beni merak etme, tamam mı? Her şey yolunda yani. Hayır, telefon da çekmiyor ki ya. Alo. Duyamıyorum anneciğim. Alo. Yok evladım, bir şey demedim. Tamam, Allah şifasını versin. Hadi kendine dikkat et çocuğum. Tamam anneciğim. Yarın sabah görüşürüz artık, tamam? Görüşürüz. Hadi selametle yavrum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun Sedat Allah aşkına ya? 12 yaşında mısın? Benim oğlum yapmaz bunu. Ya insan annesinden bu kadar korkar mı ya? Kazık kadar adamsın. Ay titredin resmen. Vallahi senden soğumam aramak kalmıştı. Ya bizi düşürdüğün şu duruma bak. Ya ne yapayım, aradı kadın. Ay açmazsın, olur biter. Bu kadar mesele değil yani. Ya o zaman da sabaha kadar arar. Hatta gelir bulur beni. Ya sen sanki onun deli damarını bilmiyorsun Cana. Ay gelirse gelsin ne olacak? Öldürecek mi seni anne? Yani şu halini Nalan görse. Bu ne sümsük herif? Ben bununla mı evlenmişim der. Der vallahi. Çüş. Sana çüş. Peki sen neden soğumadın bu sümsük heriften? Ha? Bilmem. Kötü bir alışkanlık değilim. Kopamıyorum. Salak. Ha, Nalan arıyor. Arasın, yapacak bir şey yok. Vay be. Aferin, öğreniyorsun bu işi. Hay Allah. Ah, ne oldu, bir terslik mi var? Ya benim bir imza atmam gerekiyordu da onu halletmem lazım. Siz çıkabilirsiniz değil mi? Biliyorsunuz 25. kat. Tabii tabii, Rafet Bey söyledi bana. Sen git oğlum, işinden kalma. Yani tekrar kusuruma bakmayın Adil Bey. Yani yarın sabah inşallah kahvaltıda görüşürüz. Görüşürüz. Ah Adil Beyciğim. Sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Nasılsınız, görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ay, vallahi yine içimi açtınız. Ben de sizi buralarda göremeyince külçü dükkana döndüm sandım. Feridan'la durumlar düzelmedi mi hala? Canan Hanım, bir sorun yok yani Feride ile ilgili. Ben evdeydim. Rafet Bey'in danışmanlık teklifini görüşmek için geldim. O var ya o. Az değil yemin ederim. Akıllı adam. Buldu sizin gibi cevheri, kaçırmak istemiyor tabii. İltifat ediyorsunuz. Ay, hiç anlamam öyle iltifattan. Tarzım değildir. Neyse o. Çok sevindim. Umarım kıymetinizi bilirler. Yoksa karşılarında beni bulurlar vallahi. Yalnız bu arada bana hala bir yemek sözünüz var. Aklımda yani, unutmadım. Tamam. Ben sizi tutmayayım o zaman.
Sedat. Sedat. Seninkilerle köşe kapmaca oynadım gitmiyordu. Bir de Nalan'ın babası çıktı başıma. Adam her yerden çıkıyor ya. Karşılaştınız mı? Hı. Ama işte öyle boş muhabbet işte. Tamam, ne diyor peki Alp? Yani siniri geçmiş mi? Bir kere var mı? Anlat bakayım. Baktım bu açmıyor telefonları. Yüzle konuşmak için şirkete gittim. Beni şirketten kovdu. Gerizekalı. Sonra birkaç kere daha aradım. Açmadı. Açmıyor yani telefonlarımı. Al. Sonra da... bunu yolladı işte. Boşuna arama, bu defa kandıramazsın beni. Bittik biz, Allah kahretsin ya. Ya bendeki şansa bak ya. Al şunu, tam şirketin başına geçeceğim. Tam yani ucuna kadar gelmişim. Tam geçeceğim yani. O Alp'in gözünün açılısı mı tuttu? Bak zaten sinirlerim bozuk. Bari sen sakin ol Sedat. Ya nasıl sakin olacağım Canan ha? Adam yıllardır uyudu, durdu şimdi mi ya? Bak bu iş böyle olmaz, tamam mı? Buna bir çare bulman lazım. Bu işten sıyrılmamız lazım Canan. Son bir kurşunumuz kaldı. Ne o? Anlat bakayım beni. Karşısına geçip birlikte inkar edeceğiz. Süper fikir. Daha iyi yani ya. Hatta diyorum ki hazır böyle karşısına çıkmışken her şeyi anlatalım, itiraf edelim, bitsin gitsin ha. Olur mu? Hiç kusura bakma ama kimse beni o ruh hastasının karşısına çıkaramaz. Ben senin için Feride'nin olduğu iftara gittim be. Ne diyorsun sen? Bana bak. Senin jeton düşmedi galiba. Ben o ruh hastası dediğin adamla tekrar aynı yatağa girmeye göz alıyorum, farkında mısın? Üstelik bunu da sadece kendi keyfim için yapmıyorum yani. Onu ikna etmekten başka bir şansımız yok Sedat. Yoksa yakında senin de dönebileceğin bir evin kalmayabilir. Bu benim değil, bizim sorunumuz canım. Alp, hadi lütfen artık ama. Lütfen bak, uzatmayalım bu işi. Bak birlikte geldik seninle konuşmak için. Yani çünkü artık gerçekten yani bu hepimizi, hem Sedat'ı hem bizi çok kötü bir duruma düşürüyor. Bir bak bize ya. Ya aşkım, biz yıllardır Sedat'la abla kardeş gibi değil miyiz? Bak gibisi fazla. Canım benim o ya. Gerçekten. E sen de biliyorsun bunu. Yani bizim Sedat'la sevgili olabilme ihtimalimiz... yani olabilir mi öyle bir şey ya? Yani şu anda bu muhabbetin içinde olmak bile... bana çok komik geliyor aslında. Ya zaten öyle bir şey olmuş olsa... ben Sedat'ı alıp senin yanına getirir miyim? O kadar yüzsüz müyüm sence? Yaptıysam yaptım derim. Arkasında dururum yani. Alp. Ay bak, çok büyük bir hata yapıyorsun. Ya Cana benim için Selen'den farksız. Böyle bir şey olabilir mi sence? Bunu nasıl düşünebilirsin? Alp, bak ben daha yeni evlendim ve karımı da çok seviyorum. Yakın zamanda inşallah senin gibi bir baba olmak için de heyecanlanıyorum. Yani bırak Cana'yı. Ben karımı hiç kimseyle aldatmam. Onu çok seviyorum. Tamam, sen bana sabır ver. Alp. Konuşur musun benimle? Yani kardeşim dediğim, ailem dediğim Sedat'la. Sedat'la ya. Buraya geliyorum. Ve senin aramızda bir ilişki olmadığına dair ikna etmeye çalışıyorum. Şaka gibi yani. Hiç mi için acımıyor ya? Beni bir kadın olarak, eşin olarak, çocukların annesi olarak... Şu duruma bak ya. Yani benim aşık olduğum adam benimle ilgili nasıl böyle bir şey düşünebilir? Ben de ona inanamıyorum yani. Gerçekten çıldıracağım.
sizi. Önce seni. Sonra seni. Rezil edeceğim. O mutluluğu da birlikte paylaşacaksınız. Açtın. Sindirin geçti mi demek bu? Hayır canım. Bakalım yine ne derdin var acaba? Beni böyle yana yakıla arıyorsun diye merak ettim sadece. Yoksa biliyorsun yüzüne kapamak benim için büyük bir zevk. Bir derdim yok Cana. Yani sadece özledim seni işte. Ha sen özlemedin mi sanki? Yani Adil Bey'le görüşmekten özlemeye fırsatın kalmıyorsa... Bilemem tabii. Of Sedat ya. Ne Adil'i Allah aşkına. Arada sohbet, muhabbet ediyoruz sadece. Hepsi bu. Gerçi bu aralar. Onu da yapamıyoruz da. Herhalde başları kalabalık. Ha bana bak. Bunların bir derdi mi var? Hayır çünkü adamcağız ne zaman görsem hep üzgün, hep böyle bir düşünceli görünüyor. Yani o bakımdan soruyorum yani. Ha, bilmiyorum ya. Yoğunlardır belki. Ben bir şey bilmiyorum. Ya sen şimdi onu bunu bırak da. Çok uzamadı mı şu aranızdaki mesele? Ha? Hani inadı bıraksan da görüşsek diyorum. Yani... Alp de şehir dışına çıktı ama. Ay bilmiyorum Sedat ya. Vallahi bak hala sana çok kırgınım. Tamam işte bak gönlünü almak için bana bir fırsat tanıcağına. Ha? Hadi bu akşam görüşelim diyorum. Tamam bak istersen sadece sohbet ederiz. Bak konuşacak çok şey birikti. İyi tamam. Yalnız sadece sohbet edeceğime söz veremem. Akşam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne oldu? Özlemiş misin beni? Bakıyorum da o havalı konuşmalardan eser yok şimdi. Ama tamam be uzatma işte. Özlediğimi yeterince gösterdim herhalde. Vallahi itiraf edeyim ben de çok özlemişim.
Bir daha bu kadar uzak kalmıyorsun, tamam mı? Tamam. Ne o? Karın hala mutlu edemiyor mu seni? Hı? Ne alemde o taraf? O taraf biraz karışık bugünlerde. Aa, ne oldu ki? Hadi anlat, vallahi merak taç atlarım var. Ya sen onu bırak da, ben nasıl bir felaketin eşiğinden döndüm senin haberin yok. Ay Sedat, şimdi bayılacağım. Niye öyle gizemli gizemli uzatıyorsun? Anlatsana şunu doğru düzgün. Muzo evleniyor. Ne? Muzo evleniyor. Nasıl yani? Şaka yapıyorsun herhalde. Şaka maka yapmıyorum ya. Esas bomba da bu değil yani, düşün. Oha! Muzo'nun evlenmesinden daha büyük bir bomba olamaz bence. Ay Sedat, ne olur bak, çok heyecanlandım şimdi. Lütfen bak, nerede, kimle, ne zaman evleniyor hepsini anlat. Muzo'nun evleneceği kız. Eskortla Muzo'nun bundan haberi yok. Ne? Ay yok artık Sedat, nasıl ya? Ay bir dakika. Yani bu olay benim gibi her şeyi normalleştiren bir işim bile fazla. Neyse Ya daha kötüsü, ben bu kızla bir ara takılmıştım. Hayır, sen Amerika'ya gitmiştin ya, birkaç ay kalmıştın hani. Ya o dönemde işte böyle saçma sapan bir şeydi yani. Ya şimdi bırak şimdi onu da. Bak, bu kız benim abimi ağına düşürdü. 1000 tane yalan söyleyip kendini aşık etti. Garibim, abimin dünyadan haberi yok ya. Sen ne yaptın peki? Öyle boş boş durmadın herhalde. Yani Muzo'nun peşini bıraksın diye tehdit falan etseydim bari. Ya yüzleştim. Her denedim ama beceremedim. Nasıl ya? Ya sen salak mısın Sedat? Neyi beceremedin ki? Allah Allah. Tövbe tövbe. Hayır yani ondan mı çekindin, anlamadım. Ya adı üstünde işte. Ya biz beraberken, kafam iyiyken beni kameraya almış. Elinde görüntülerim var yani, anlayacaksın. Ya birine bir şey söylersen internete yayacağım dedi. Çüş artık Sedat ya. Çüş ama yani gerçekten. İnanamıyorum ya sana. Ne olacak şimdi peki? Bak, o görüntüler bir yayılırsa... Yani zaten düşünmek bile istemiyorum. Kız şimdi senin başa gibi kullanacak yani. Sen ne yapacaksın peki? Ne yapayım? Cavit enişteye gittim, yardım istedim. Otelde hisse almasına yardım etmeme karşıladık. O da benim görüntülerimi yok etti işte. Ne yapayım? Vay be. Cavit enişte görüntüleri halledince gittim kıza, dedim ki Muzo'dan ayrılacaksın dedim. Ulan beni gitti bir de Nalan'la tehdit etti ya. Allah Allah. Bak sen. Sert kaya çarptın yani. Para filan. İşe yaramadı mı? Ya kaynağı bulmuşken bir avuç suya kanmıyor tabii ki. Ne yapacağım ben canım? Ha? Hayır, biliyorum, ben bu durumu abime söylesem bunu gerçekten kaldıramaz. Ya bu sefer kendini odaya değil, mağaraya falan kapatır herhalde. Yok canım, yapma zaten öyle bir şey. Yani gerek yok. Ama eğer bu kız senin dediğin gibiyse... Bak, bunun gibilerin canı yanınca gözleri hiçbir şey görmez, seni de yakar vallahi. Yani söyleyeyim de. Of. Tamam, üzülme şimdi sen de. Ama olmuş artık, yapacak bir şey yok. Ne yapalım, olmuş. Göreceğiz bir şekil. Vallahi sen böyle konuşunca... Her şey hallolacakmış gibi geliyor, biliyor musun? Ya sen almasan kafayı yiyeceğim yani.